1943 yılında İstanbul'da, Beşiktaş'ta doğdum. İlkokulu, ortaokulu, liseyi Beşiktaş'ta okudum. Annem iyi bir ailenin kızı yani. Bu Diyarbakır çizmeciler derler, onların kızı. Rüştiye mezunu. Görgülü bir annem vardı. Babam belediyede memurdu. Yani güzel bir ortamda büyüdüm. Yani yokluk içinde büyümedim. Okuttular beni. Sinema deyince o zaman daha bir başka gözle bakıyordu yaşlılar. Sonra ben ikna ettim babamı. İzah ettim. Oturdum bir hafta konuştum ettim. Sesi çıkmadı. Sonra geldi setlerime baktı benim çalışma tarzıma falan. Sustu. Ben ne yapabilirim dedim. Edebiyata da çok düşkündüm. Ben ancak gazeteci olabilirim dedim. Sinemaya da meraklı olduğum için ne yapayım? Bir gün kafamı esti, Ekicigil'e gittim. Eşref Ekicigil, Recep Ekicigil beni çağırdılar. Atilla Olgaç da yazı işleri müdürüydü. Şimdi avukat aynı zamanda. Belki yaşıyor mu bilmiyorum. Gittim, hayır dedim böyle. Ben lise mezunuyum. Gazeteci olmak istiyorum. Sinema muhabiri olmak istiyorum. Peki dediler, size bir röportaj verelim. Muvaffak olursanız kadromuza girersiniz. Bana Neriman Köksal'ı röportaj verdiler. Gittim Neriman ablaya. Bana yardımcı da oldu. Geldim güzel edebice yazdım. Eşref Bey'le Recep Bey çok beğendiler. Hemen kadroya aldılar beni. Benim için bir eğlenceydi başta. Yani sinema gidiyordum, eğleniyordum, film seyrediyordum. Sonra hikayeler kafamı sarmaya başladı. Ha şu şöyle olsa böyle daha mı iyi olur? Şu şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Mesela kız gitseydi daha iyi olurdu diye. Kendi kendime şey yapınca dedim ben sinemaya karşı bir merak duydum. Sinemaya karşı bir sevgi duydum. Artist mecmuasından ses mecmuası başa baş gidiyordu. Bir ara biz etüt ettik. Artist mecmuası daha çok ilerideydi. Daha çok okuyucusu vardı. Daha çok kariyeri olan bir mecmuaydı. Sonra Erol Dernek vardı ses mecmuasında. Beni oraya almak istedi. Ben gitmedim. Artist mecmuasını bırakmadım. Çünkü bana ilk ekmeği veren orasıydı. Yani rejisör olmama kadar bana destek olan tek yer orası olduğu için Erol'u biz aldık bu sefer artist mecmuasına. Atilla Olgaç vardı. Yazı işleri müdürümüzdü. Bize mesela gideceksin, Türkan Şoray'la röportaj yapacaksın derler. Açarım telefon, Türkan Şoray'dan randevu alır, röportajı yapar, mecmuaya gelirim. Onu sıraya koyarım, aşağıya matbaaya iner. Atilla abi kontrol eder, mecmuaya basılırdı. O sırada benimle beraber çalıştığımız seneler, Agah Özgüç, Ülke Erakalın, rejisörlük falan da yaptı sonra. Ondan sonra Vedat abi çalıştı, Vedat Türkali. Ona ben rejisörken asistanlık da yaptım. O sırada müsabaka yapıldı. Filiz Akın'dan Tanju Gürsu'yu çektik. Cüneyt Arkın da keza öyle seçildi. Geldi. Nis Düğün Salonu vardı. Orada İstanbul'da, Şişli'de. Orada yapıldı seçime. İşte Cüneyt de geldi Gurbet Kuşları'na. Beraber çalıştık. Gurbet Kuşları artist filmiydi. Ben artist mecmuasının ailesindenim. Hep her gün setteyim. Filiz bırakmaz beni. Filiz'in yanına giderim. Tanju ile falan. Ve bizim grup. Kemal İnci de asistan. Rejisör asistanı. Dikkatimi çekti. Kemal de bizim mahallemizin çocuğu. Bilal İnci'nin kardeşi. Kemal bu nasıl oluyor? Ne o kız merak mı? Ne var işte şey yapayım falan. Şöyle. Halit abinin dikkatini çekmiş benim bu ilgilenmem. Çağırdı beni. Ne o dedi? Dedim vallahi bilmiyorum dedim. Hoşuma gitti dedim Kemal'in şeyi. Hadi dedi ona asistanlık yap dedi bana. Sufle verebilir misin? Veririm dedim. Vermişim demek ki. Rejisör asistanı oldu. Alaaddin Perveroğlu vardı Şafak Film. Alaaddin Perveroğlu beni çağırdı. Dedi ki kızım dedi ben dedi bir film yapacağım. Senden bir senaryo istiyorum. Nasıl bir senaryo istiyorsun abi? Dedi yani vurdulu kırdılı olsun işletmeci dedi. O da Erzurum'da hem işletmecilik yapıyordu. İstanbul'da da film yapmaya başlayacaktı. Rejisör dedi. Dedim valla vurdu kırdı rejisörlerinden en iyisi. Şimdi şu anda Mehmet Aslan dedim. Yani sinemayı iyi bilen bir rejisördü. Avantürü iyi bilen bir rejisördü. Daha çok da zaten ondan öğrendim ben. Ondan
rahat çalıştım. Mehmet abiyi çağırdılar. Mehmet geldi, konuşuldu. Senaryosunu ben yazdım. Dadaş Rıfat geliyor. Dadaş Rıfat. Dadaş Rıfat geliyor falan diye seri bir film yaptık. Ben bu sefer Alaaddin abi dedi ki bak dedi sen dedi dürüst bir kızsın. Rejisörlük yapacaksın. Şu yazıhanenin bir odası senin dedi. Seni arayan burada bulsun kızım dedi. Hem benim dedi devamlı senaristim ol, rejisör asistanlığı yap. Seni de dedi arayan burada bulsun dedi. Hadi Alaaddin abinin yazıhanesi benim ikinci evimden sonra ikinci mekanım oldu. Beni kim arasa gelir orada bulurdu asistanlık için. Asistanlığım iyi bir asistanmışım. Rejisörler beni isterlermiş. Biri de bana dedi ki kız dedi sen dedi iyi asistansın. Rejisörler bak seni bekliyorlar. Niye paranı yükseltmiyorsun dedi. Ben de espri olsun diye mesela 1000 liraysa 2000 lira dedim. Hemen kabul ettiler. Kabul edince benim de hoşuma gitti. Daha yükselttim. Verdiler onlar da. Film biterdi. Akşam eve gelirdim. Bir istirahat ederdim. Bir çocuğumu seveyim, okşayayım derdim. Bakalım telefon. Hadi bir sen. Yarın veya mesela öbür gün mesela salı günü evdeysen perşembe günü filme başlıyoruz. Ha. Hemen yarın gel şeye yazıhaneye. Şeyleri çıkar. Hadi bir sen koşar çarşamba günü. Dokümanları çıkarır, sahneleri hazırlar, rejisörle kafa kafaya verir, perşembe günü filme başlar. Yani bir gün dinlendiğim çok zordu. Mehmet Aslan'dan en aşağı 40-50 film yaptım. Ondan sonra Nazmi Özer. Nazmi Pesen filmde montajcıydı. Filmleri montaj yapardı Nevzat abinin orada. Pesen filme de bu filmi çekeceğim. Rejisörlük yapınca beni de demiş bir sen asistanım olsun. İyi bir asistan gelsin demiş. Hani benim de ilk şeyim. Beni asistan aldı. İşte o ara bir şey oldu ne oldu bilemiyorum. Çek şu sahneleri dedi bana. Gittim ben çektim. İyi de çekmişim demek ki rejisör yaptılar beni. Beni çağırdı patron. Bir sencim dedi çok iyi bir asistansın. Bütün rejisörlerim memnun. Nazmi dedi sana filmi çektirmiş. Ben dedi Engin'den dedi şeyden film yapacağım. Güzel bir senaryo. Var mı dedi. Abi dedim valla karaladığım bir şeyler var ya bilmiyorum dedim. Şöyle bir konu olsun dedi. Ben de tuttum onun senaryosunu yazdım. Götürdüm. Hoşlarına gitti. Şimdi rejisörlük yapacağım. Ben de heyecan. Set başladı. Mesut Bey'in köşkü var hiç unutmam. Orada çalışacağız. Sete herkes geldi. Ben de geldim. Sahneyi hazırlattım. Artistleri topladım. Kadroyu. Bir kadın olarak beni görmeyeceksiniz. Karşınızda film çeken bir rejisör olarak göreceksiniz. Sözümden çıkmayacaksanız, güzel düzenli çalışacaksanız hep beraber çalışalım dedim. Gülüştüler, geldiler tebrik ettiler, öptüler. Filmimizi çektik ve çok güzel de bir iş yaptık. Herkes işini bildi, iş ayrımı yaptım. Asistanım da benim Yılmaz'dı herhalde o zaman. Emel'le Yılmaz'dı. Onlarla da iş ayrımı yaptım. Güzel çektik. Ondan sonra başladım teklif almaya. Daha filmin bitmeden başka firmadan teklif aldım. Alaaddin Pervaroğlu'na çok çektim. Sonra Mehmet Karahafız İzmir'den geldi. Bir sencim dedi, bütün filmlerimi sen çekeceksin dedi. Ondan bir anlaşma yaptım. Böyle böyle rejisörlüğüm. Dadaş Rıfatlar serisi çok iş yaptı. Killing çok çok iş yaptı. Vur Kırge çok iş yaptı. Hedefte 5 adam. Bunlar hep işletmeciler. Nerede görse Birsen Hanım tebrik ederiz eline sağlık dediklerini hala canlı şahidiyim yani. Hedefte 5 adam. Ben bir hikaye okudum. Bir polis memurunu elinden vuruyorlar. Teferruatını beğenmedim o hikayenin. Yalnız bir polisin elinden vurulduğunu kafama tak etti. Oturdum bir senaryo yazdım. Hedefte 5 adam. Bu eli kırık silah buradan girdi. Bu eli çolak ya. Her adam bir parmağı. Filmin adını onun için öyle koydum. Hedefte 5 adam diye. Aytekin Akkaya. Erzurumlu. Alaaddin abinin akrabasıydı. O da öyle şeyler falan. Dedim abi sen Erzurumlusun. Ben dalaşlı bir hikaye yazayım dedim. Gel dedim beni dinle. Ne koyalım adını? Alaaddin abi dedi ki vallahi dedi bizim orada dedi Ahmet Mehmet ne yapacağım Ahmet Mehmet'i. O sırada aklıma Rıfat geldi nereden geldiyse. Dedim ki Dadaş Rıfat koyalım. Aytekin'den bir film yaptım. Bütün işletmeciler devamını istediler. 4 tane Dadaş Rıfat çektim. Şimdi Yılmaz bir film çekiyordum ben. Komedyen oynuyordu yardımcı.
İşte böyle şey çekeceğiz. Baktım ata biniyor Yılmaz o filmde. Şöyle bir dikkatimi çekti. Ata binişi falan. Dedim ki ya dedim buna bir başrol versek şu Yılmaz'a dedim. Hadi be dediler. Benden dalga mı geçiyorsun dediler. Kaldı öyle. Baktım beni çağırdı patron. Bir sen bir şey söylemiştin dedi. Hadi dedi Yılmaz'dan dedi bir senaryo yaz hadi. Oynat dedi. Düşündüm taşındım Yılmaz'dan dedim komedi çeksem ne olur. Şimdi bir kovboy çekeyim ondan dedim. Çekoyu yazdım işte. Ata binişi, inişi, hareketleri. Filmde güzel iş yaptı Çeko. Yılmaz Köksal oldu. Eski kovboy, Amerikan kovboylarının şeylerini yaptırmaya çalıştım. Ata binişi, şeyleri, mekanları benzetmeye çalıştım. Yalan söylemeyeyim. Taklit belki de ama benzetmeye çalıştım. Sevimli serseri mahallenin böyle yetiştirdiği serseri kılıklı bir şey. Fakat bu serseri Halit-i Rüyesi'nin içinde fakir fıkaraya yardım eden bir insan. Mesela birinin sorunu olur, ona gelir, o halleder. Öyle bir hikayeydi. Aşk olsun arkadaşının sevgilisini elinden alan iki arkadaşın öyküsüydü. Onu da yine bir ben kitapta okumuştum. Hikaye hoşuma gitmişti. Yazdım. Hikaye olarak yazdım yani. Sonra beğenildi, senaryoya çevirdim, çektim. Kirlerler diye bir film çekeceğim. Nazan'ı oynatmak ihtiyacını hissettim. Nazan'ı oynattım. Yıldırım da o şeyi oynadı. Bir kabadayla bir genç kızın öyküsüydü o. Nazan çok çok şey bir kızdı. Sevimli bir kızdı. Yıldırım Gencer'le oynadılar. Müthiş iş yaptım. Hatta işletmeciler Birsen Hanım böyle Kirlerler gibi bir film çek dediler bana. Namus belası da öyle. Onda da oğlumu oynatmıştım zaten. Film icabı, jön oynayan kız genel eve düşmek istiyordu. Ben dedim real çekeceğim. Buna gidip genel evde çekeceğim. Genel ev ne getiriyorsa aynısını filmde yapacağım. Yapmacık yapmayacağım dedim. Genel eve girmek istedim. Karışmadılar. Neyse o zamanın Beyoğlu'nun şeyine gittim rica ettim. Abi dedim orası senden soruluyormuş. Ben dedim şu genel eve girmek istiyorum. Hemen bir telefon açtı. Hülya'yı aldım, Darcan'ı, gazeteciler, Erol Dernek falan. Kalktık gittik genel eve. Bana gezdirdiler. Nasıl yapılır? Genel evde nasıl satış yapılır? Yani genel evin çalışma tarzını bana orada öğrettiler. Ben geldim filmde öyle çektim. Genel eve girmem realist olmamdan geliyor. Real çekeyim dedim ya. Orada film çektim diye nasıl genel evde film çekerim diye mahkemeye verdiler beni. Ben de gittim mahkemede izahını yaptım. Sonra bitti mahkeme yani. Yıldırım Gencer, ben, Hülya Darcan hepimizi verdiler. Sırf ben değil yani. Bütün filmde oynayan kadro gitti. Bizim o zaman Ankara'ya sansüre yollamamız vardı. Sansürsüz film çekemezdik. Sansüre giderdi. Yani ufak bir şeye taksalar bile burayı düzeltin çekin derlerdi. Sansürde bile benim senaryolarım pek şeyle karşılaşmadı yani. Benim daktilom hiç kapanmıyordu. Şimdi ona tarih veremeyeceğim. Bir 10 günde yazdığım da oluyordu. Bir ayda yazdığım da oluyordu. Mesela bir senaryom bitmiş oluyordu. Çekerken veya istirahat ederken geliyordum. 5-6 sekans yazıyordum. Bırakıyordum, tekrar yazıyordum, tekrar bırakıyordum. Hani bir ayda oluyordu. Bir 10 günde, 15 günde bitirdiğim de oluyordu. Gece sabahlara kadar oturduğumu bilirim ben daktilonun başında. 2 parmakla yazardım, 10 parmakla yazmazdım. Senaryoyu kendi kendime öğrendim yazmayı. Şöyle ki, filmin konularına bakıyordum. Sekanslara bakıyordum. Daha çok da hani sete gidip geldiğim için senaryo nasıl yazılır, nasıl edilir diye etüt ediyordum. Öyle öyle alıştım. Hikayeyi çıkarıyordum. Onları da sekanslara bölüyordum. Senaryoyu yazıyordum. Mesela orada güzel bir şey görüyordum. Ama bundan güzel hikaye çıkar diyordum. Kağıt kaleme notumu alıyordum. Geliyordum evde yazıyordum. Hazırlıyordum yani. Yapımcı istese de yazıyordum. Kendimden de yazıyordum. Agatha Christie çok okurdum. Barbara Kaplan çok okurdum. Onlardan belki şey yaptıklarım vardır bilemiyorum. Mesela Charles Austin'i çok severdim. Çok beğenirdim. Marlon Brando. Bunları ben beğenirdim. Kovboy filmi Yılmaz'dan çekerken gittim 2-3 tane kovboy filmi seyrettim. Realist davranayım diye, real olsun diye yani şey komediye girmesin diye. Gittim 3-4 tane kovboy filmi seyrettim. Mesela ben Beşiktaş'ta doğdum, büyüdüm.
Şenlik Dede diye bir yerimiz vardı. Orası kenar mahalledi ve filmciler orada çok film çekerdi. Ve halkı da böyle mert, ekmeğini taştan çıkaran insanlardı. Belki ondan etkilenmiş olabilirim. Baştan sona kadar senaryosundan, çekiminden, montajından, şeyinden, her şeyden bendim. Çok şükür. 35 filmimi öyle yaptım. Yeşilçam Sokağı Pesim filmin orasıydı. Ama daha ziyade orada bir Nevzat abi vardı, Mehmet abi falan, işletmeciler vardı. Bursa Sokağı'na taşındılar. Bursa Sokağı'nda biliyorsun Ağa Cami'nin karşısı. Orada minibüsler sıralanır. Mesela Alaaddin Pervo, Şafak film var. Mesela Necil abinin filmi var. Şahin Koçan firması var. Herkes işe gidecek. Ben sabah harici çalışırsak mutlaka 6'da yazın ekibimi isterdim. Herkesten evvel de ben giderdim. Otururdum. Çayımı içerken Ras Kemal'in orada, ekip gelir. Işıkçısı, figürasyon varsa figürasyonu, şeyi, minibüse dolarlar. Şoförün yanına da ben otururdum, giderdim. Hani böyle. Benle beraber 5 otobüs, minibüs, 6 otobüs birden işe çıkardı. Harici, dahili. Dahili olunca mesela Mesut Bey diye bir Levent'te ev vardı, orada çekerdik köşk sahnesini. Mesut Bey'in evine, ben Beşiktaş'ta oturduğum için Levent'e bir dolmuşla çıkardım, Mesut Bey'in evine giderdim. Ekip Bursa Sokağı'nda birikir, minibüsle gelirlerdi. Harici sahne, güneş gitti mi biterdi. Ama dahili de o günkü sekansın bitene kadar gece 12'de olsa 1'de olsa çalışırdım. O günkü işim bitecek. Akşam kuruyordum, senaryoyu elime alıyordum. Senaryolarımı da kendim yazardım çünkü ben. Alırdım senaryoyu, şu şöyle vurursa şöyle mi olur, bu böyle olursa ama şöyle vurursa daha iyi olur. Onu kağıda döker, ertesi günü sette uygulardım. Asistanıma derdim, şu sahneyi hazırla, şöyle. Ben asistanken de ben hazırlardım. Provayı yaptırırdım, rejisör gelirdi. Ben rejisörken asistanıma derdim, kızım şu köşeyi hazırla, jönle kız gelecek, şu şuraya oturacak, şu şuraya oturacak. Provayı yaptır. Sahneyi hazırlardı, provayı yaptırdı. Giderdim, kameradan bakardım. Hoşuma giderse çektirirdim. Yoksa bir daha prova, bir daha prova. Sette disiplin isterdim. Laubalilik istemezdim. Jönle jön kızın, herkes arkadaştı, dostu. Yapacağınız bir şey varsa setin dışında derdim. Yani benim setimde, benim çalışma sistemimin içinde laubalilik istemem derdim. Herkes işini bilirdi, ona göre hareket ederdi. Çok prova yapardım. Mesela yumruk, ses duyacağım derdim artık. Sesini duyacağım yumruğun derdim. Anlarlardı, ona göre yaparlardı. Giriyor Cön, etrafını çeviriyorlar. İki kişi, bunu diyorum, bir çekeceksin şurasında, yumruğu vuracaksın. Bir prova, iki prova, üç prova, sinir geldi bana. Oğlum diyorum, bak böyle çekeceğim, prova yapıyorum, alıyorum önüne gösteriyorum, geç karşıma. Yok. Nasıl adamı çekeyim, vurursam adam yerdi. Hadi benim sinirim bozuldu bu sefer. Yaptı sonra tabii. Düşün ki 5 kişiyle jön kavga ediyor. 5 kişiyi dövüyor. Hiç mi yumruk yemez? Hiç mi bir tanesi arkadan önden vurmaz? Ben bunu düşünerek jöne de dayak yedirtirdim yani. Hiç olmazsa 5-6 yumruk, bir şey vurduturdum. Dayağı yerdi Jön, ondan sonra intikamını alırdı. Aytekin'e derim ki kameraya yumruk at. Aytekin kameraya yumruk atar, yumruk yiyen de yüzünü getiririm, kameradan çektirirdim. Montajınla birleştirdim, suratına yemiş gibi. Ondan sonra dışarıdan kan yapardım. Bende hareket olacak. Koşma, konuşma, vurma, çok mimik oyunu da sevmezdim. Yüzlen çok mimik de sevmezdim, tiyatro oyunu gibi. Tiyatrocular da çok zor çalışırdı. Neden? Tiyatro büyük bir sahne. Koşturuyor, ediyor. Kamera bu kadar. Tiyatrocularla ben zor çalışırdım. Yani hareket severdim ama ufak hareket. Sinemaya uygun hareket. Engin Çağlar, Edis, Süleyman Turan. Bunlar Yeşilçam'da hakikaten takdir edilecek her yönüyle şeylerdi, yani oyunculardı. Engin romantik jöndü. Rolü geç anlar, geç yapar, iyisini de yapmaya çalışırdı yani.
menajeri vardı, Olcayto. Engin'le ben çok film yaptım canım. Yıldırım gibi 10 tane oyuncu olsaydı Yeşilçam'da hiçbir şey yoktu. Bir kere söylüyordun Yıldırım'a, Yıldırım Gencer'e. Bir kere dersin. Yıldırım şu şöyle olacak, bu böyle olacak, bitti. Öyle anlayışlı, sinemayı seven, sinematek bir adamdı. Yılmaz ata binecek, gelecek koşacak, şeyin üzerinden atın üstüne zıplayacak. Yılmaz yapabilir misin dedim. Yapmaya çalışırım dedi. Hadi git dedim provanı yap, kendin hazır olduğun zaman gel. Yani şunu yap, illa şöyle yap. Şey yapmadım yani, şart koşmadım. Yılmaz gitti, çalıştı, geldi, tamam bir sen dedi. Çektik. Yani aktörle de, setle de dayanışmam vardı yani. Kendi kendime karar verip, illa benim dediğim olacak değildi. Mesela sorardım aktöre, sen şöyle sağa bakarsan mı rahat edersin? Fix bakarsan mı sola? Abla ben şöyle rahat ederim. Tamam. Hemen kamerayı oraya koy, öyle çeker. Yani tek kendime has mecbur etmedim. İnsanı kendi aktörü, artisti kendine de bıraktım yani. Belki de ondan istediğim şekillere uğraştım, bilemiyorum. Bir kere söylerdim Piraye'ye. İyi oyuncuydu. Düzgün çalışması vardı, prensip sahibiydi. Şeydi, gelirdi sette, bir şeyi yoktu yani. Annesinden gelir giderdi. İyi kızdı Periya'ya. İyi de oyuncuydu. Memnundum yani. Dram çekeceğim zaman jön kızları yakın alırdım. Yüzünün mimiğini, gözyaşlarını göreyim diye yakın plan çekerdim. Ama avantür filmlerde daha çok yakın plan çalışmaz. Mesela 75 çalışmazdım. 35 çalışırdım. Real olsun diye yani kalabalığı göreyim, şey yapayım. Ama aşk filmlerinde, şey filmlerinde yüz mimiğini, ağlamayı, üzüntüyü göreyim diye yakın plana girerdim. Rafet'le çalıştım, Mükremin'le çalıştım, Şener'le çalıştım, kameraman. Yılmaz Gürbüz vardı, ondan çalıştım. Dinçer Önal benim iyi bir kameramanımdı. Yılmaz'dan Ceylan da iyi kameramanımdı. İyi çalışırdık yani. Bak Yılmaz, Ceylan'ı kimse sevmezdi, beğenmez ama ben Yılmaz'ı şey yapardım. Tutardım yani. Dinçer'e derdim ki, Dinçer tak objekt 35'i, şöyle gelecekler bana, şurada duracaklar, yeri gösterirdim, yakın plana gireceksin derdim. Bir kere söylerdim. 35'i takardı, gelirken yakına alırdı, bir bakardım tamam. Bir filmi 15 günde çektiğim de oluyordu, bir filmi bir haftada bitirdiğim de oluyordu. Mesela işletmeci diyordu ki patrona, ben bir avantür istiyorum, bir haftada sonra istiyorum. Patron da bana söylüyordu, eğer çekilebilecek gibiyse bir haftada filmi bitirip veriyordum. Ama tabii onun sonra montajı vardı, dublajı vardı. Montajına kendim girerdim, dublajına kendim girerdim. Senkronuna bile gider, senkroncunun yanında oturur, ilgilenirdim. Montajını kendim yapardım filmlerim. Senaryosunu yazardım, filmi çekerdim. Banyodan çıkardım, montajına girerdim, montajdan çıkardım, dublaja girerdi. Senkrona girerdi, ondan sonra filmi bırakırdım. Kunt montajcıydı. Giderdim, montaj o birleştirirdi. Ben şu olacak, beğenmediğimiz sahneleri atarız. Yakın plan şu olsun, bu olsun. Beraber yapardık. Ben elimi alıp da yapmazdım yani. Montajcının yanında bir rejisör olarak filmin başında dururdum. Montajı istediğim gibi olsun diye. Dublaj rejisörlerimiz vardı mesela. Devrim vardı, Toron Karaca, bunlar hep dublaj rejisörleriydi. Ben misafir gibi otururdum ama bazen böyle şey olmadı mı orada hemen karışıverirdim. Ondan sonra susardım. Bir sen dublaj rejisörü var, seni ne ilgilendiriyor der, susardım. Yani haddimi bilirdim yani. Ben ne diyorum, işçiydim, ameleydim, işimi bilirdim. Hani kimseyle lahabali olmazdım. Jönlere karşı setin dışında aşırı bir şeyim olmazdı. Hepsi arkadaşım, kardeşimdi. Ondan benim için pek bir zorluk olmadı yani. Patronlar beni beklerlerdi. Film bir senin işi bitsin mesela. Alaaddin Perveroğlu vardı. Ben Osmanlı filme film çekiyordum. Alaaddin demiş ki ben bir seni bekleyeceğim. Ne zaman biter? Film biter. Öyle yani patronlar anlaşırdı. Bir senin işi ne zaman bitiyor? Benim filmim başlayacak. İşletmeciler önce konuşurdu. Eski Yeşilçam'da. Gelirdi patrona derdi ki ben avantür film istiyorum. Vurdu kırdılı. Baktık o filmler iş yapıyor. O yüzden ben o şeye yöneldim.
Hani satılsın, filmlerim iş yapsın diye avantüre yöneldim. Aşk filmi de çektim. Mesela Kanlı Kader diye bir film çektim ben. Namus Belası diye bir film çektim Hülya Darcan'la Genel Evde falan. Bunlar aşk hikayesiydi. Ama işletmeci avantür film istiyordu. Mesela Adana'ya biz film derdik. Açardı Adanalı işletmeci. Avantür olsun ha. O zaman Türk sinemasına işletmeciler hakimdi. Çünkü patron filmi çeker, işletmeciye satar, ondan parayı alır, ondan bitirirdi. Anlatabiliyor muyum? Onun için mesela işletmeci diyor ki bir haftada bitecek bu film. Patron da sana söylüyor. Sen de bitiriyorsun. İşletme olarak 5 bölge vardı. Adana bölgesi, Karadeniz bölgesi, İstanbul bölgesi. Fakat daha çok sinema, daha çok işletmede, daha çok seyirci Adana'daydı. Adana dendiği zaman bütün patronlar ilk başta Adana'yı düşünürlerdi. Seyircisi çok, sineması çok diye. Ondan yani Adana daha çok para verirdi. Patronun işi biter, parası biter, hemen açar işletmeciye. Ahmet, Mehmet ismi neyse, filmin şu kadar günü kaldı, bitiyor. Hemen yollar. Senet, bizim zamanımızda senet çoktu. Senet hep çalışırdı. İstanbul işletmecisi vardı, bir Kurt Mehmet diye işletmeciler. Osmanlı filmin Mehmet abi, bütün İstanbul sinemalarında da çok oynadı. Ben Beşiktaş'ta bile filmlerimi seyrettim. İşletmeci gelip İstanbul'a geldiğinde bir film alıp dönmüyordu ki. En aşağı 20-25 film alıp dönüyordu. Adana'dan telefon gelirdi. Eline sağlık bir sencim, of diye hani şeyler aldım da belki de benim gıyabımda beğenmeyebilirler ama ben duymadım. Mesela ben bir film yapacağım bir sencim. Piray'ı oynayacak, Yıldırım oynayacak. Bir senaryo yazıyorlardı. Ben yazıyordum, çekiyordum. Onlar tamamen patronla artistin arasındaki bağlantı. Şu artisti isterim, şu aktörü isterim de bir tez savunmadım. Ama mesela masum bir kız oynatacağım. Kalkıp da Suzan Avcı'yı oynatamazdım herhalde. Hani onu mantıki olarak görürdüm, ona göre. Mesela Ülkü, masum bir yüzlü kızdı. Onu oynattım. Ülkü dediler, tamam hikayeye uyar dedim. Mesela bir film çekeceğim. Kız gayet masum. Köyden gelen masum bir kız. Bana tuttular, Melek Görgün dediler. Olmaz dedim. Melek'e ancak bu filmde ben oğlanın dostunu oynatırım dedim. Kimi tavsiye edersin? Siz dedim bakın işletmecisiniz, patronsunuz mesela. Bunda dedim Hülya Darcan oynar, Ülke Özen oynar. Ne bileyim hani bu tür Selma Güner'i oynar. Ama bir Melek Görgün. Burada dedim bak hikayede seks sahnesi var. Anca bu seks kadınla oynar dedim. Hülya'yı oynattılar. Orada sözüm geçti yani oynattırmadım. Patronlar Şahin Koçak. Bir sen dedi, set senin. Bir de Necil Ozanoğlu vardı. O da hanımınla beraberdi. Bak bir sen dedi, bu filmi çekiyorsun. Maddi ve manevi set senin hakimiyetin altında. Ne istiyorsan onu yap. Ama çok büyük şey olursa, gücüm yetmeyebilirse senden kafa kafaya veririz. Ona göre bir şey uygularız. Dedi. Yani ben onu düşünerek, patronu düşünerek, oyuncuları düşünerek filmlerimi ona göre çekerdim. Ufuk filmi kurdum, evet. Osmanlı film destekledi. Ufuk filmi kurdum. 2-3 film çektim. Demek ki rejisörlük yapıyormuşum da yapımcılıkta acemiymişim. Yapamadım. İşletmecilerden dolayı. Mehmet abinin çok işi iyi bilmesinden, işletmeciliği çok iyi bilmesinden yapamadım. Borçlandım. Ben de borcu sevmem. Onun için bıraktım, kapattım Ufuk filmi. İş yok. İşletmeciler ağlıyor. Patronlar işletmeciden paramızı alamıyoruz diyorlar. Ben patronlardan paramı alamıyorum. Hala benim alacağım var. Düşünün yani. Yeşilçam'da çektiğim filmlerden bir takım patronlardan hala alacağım var. 15 bin lira alıyordum film başına o zamanın parası mesela. Sonra 30 bin liraya falan çıktı. Alamadım. Daha bir sürü alacağım var benim. Televizyon çıktı dendi. İşletmeciler film almadılar. İşletmeciler para ödeyemediler. Yapımcı film yapamadı. Yeşilçam bitti. Mehmet abi çağırdı beni. Bak bir sen dedi filmlerin iş yapıyor. Kadınsın dedi niye bir seks filmi? Şimdi dedi seks film modası çıktı. Furyası çıktı dedi. Bir seks filmi çek dedi.
Yok abi ben çekemem dedim. Ben avantürcüyüm, dramcıyım ben çekemem. Ya çek diyorum sana dedi. E ne yapalım? Bir kitap okudum. Bir de gittim bir Amerikan filmi seyrettim. Geldim oturdum. Kafamdan da eklediğim şeylerle. Götürdüm Mehmet abiye. Okuyor Mehmet abi. Kara Hafız. Beni gece aradı. Bir sen bu film çekilecek. Peki abi dedim. E ben de para kazanacağım. Furya'da seks filmi. Onu çektim. Aman bir iş yapmış. Allah'ım. Şeftalisi Al'a benziyor diye seks filmini ben çektim. Ve realist bir seks filmi çektim. Hem seks hem avantür tabii. Ben avantür koymadan çekemem sırf seks filmi. Öpüşme sahnesi var. Yapıyorlar. Hayır dedim. Özel hayatınızda nasıl sevişiyorsanız aynısını istiyorum dedim. Asistanıma dedim ki sen çekeceksin ben çıkıyorum. Belki benden çekinirler dedim. Aynı dedim özel hayatlarında nasıl sevişiyorlarsa aynısı çekilecek burada dedi. Ve ben çıktım asistanım çekti ki aynısını çekmiş. Her şeyi hakiki olsun isterim yani. Dövüşü nasıl istediğim gibi, dramı şu. Onu da öyle hakiki istediğim için pek üstünde durmadım. Sinemayı bıraktım 77 senesinde bir daha da döndüm. Eğer Yeşilçam bitmeseydi hala ben herhalde daha rejisörlük yapardım. Türk sinemasına gelmiş geçmiş en kadın rejisörlerin içinde en çok film yapan benmişim. 35 film yapmışım. Demek ki benden bir şeyler almışlar. Filmlerim iş yapmış, ben bir şeye hitap etmişim ki bana 35 film rejisörlük yaptırmışlar. Hülya'yı oynattılar. Orada sözüm geçti yani oynattırmadı. Patronlar Şahin Koçak. Bir sen dedi set senin. Bir de Necil Ozanoğlu vardı. O da hanımınla beraberdi. Bak bir sen dedi bu filmi çekiyorsun. Maddi ve manevi set senin hakimiyetin altında. Ne istiyorsan onu yap. Ama çok büyük şey olursa gücüm yetmeyebilirse senden kafa kafaya veririz. Ona göre bir şey uygularız. Dedi. Yani ben onu düşünerek, patronu düşünerek, oyuncuları düşünerek filmlerimi ona göre çekerdim. Ufuk filmi kurdum, evet. Osmanlı film destekledi. Ufuk filmi kurdum. 2-3 film çektim. Demek ki rejisörlük yapıyormuşum da yapımcılıkta acemiymişim. Yapamadım. İşletmecilerden dolayı. Mehmet abinin çok işi iyi bilmesinden, işletmeciliği çok iyi bilmesinden yapamadım, borçlandım. E ben de borcu sevmem. Onun için bıraktım, kapattım Ufuk filmi. İş yok. İşletmeciler ağlıyor. Patronlar işletmeciden paramızı alamıyoruz diyorlar. Ben patronlardan paramı alamıyorum. Hala benim alacağım var, düşünün yani. Yeşilçam'da çektiğim filmlerden bir takım patronlardan hala alacağım var. 15 bin lira alıyordum film başına o zamanın parası mesela. Sonra 30 bin liraya falan çıktı. Alamadım. Daha bir sürü alacağım var benim. Televizyon çıktı dendi. İşletmeciler film almadılar. İşletmeciler para ödeyemediler. Yapımcı film yapamadı. Yeşilçam bitti. Mehmet abi çağırdı beni. Bak bir sen dedi filmlerin iş yapıyor. Kadınsın dedi. Niye bir seks filmi?
Şimdi de seks film modası çıktı, furyası çıktı dedi. Bir seks filmi çek dedi. Yok abi ben çekemem dedi. Ben avantürcüyüm, dramcıyım ben çekemem. Ya çek diyorum sana dedi. E ne yapalım? Bir kitap okudum. Bir de gittim bir Amerikan filmi seyrettim. Geldim oturdum. Kafamdan da eklediğim şeylerle. Götürdüm Mehmet abiye. Okuyor Mehmet abi. Kara Hafız. Beni gece aradı. Bir sen bu film çekilecek. Peki abi dedim. E ben de para kazanacağım. Furya'da seks filmi. Onu çektim. Aman bir iş yapmış. Allah'ım. Şeftalisi Al'a benziyor diye seks filmini ben çektim. Ve realist bir seks filmi çektim. Hem seks hem avantür tabii. Ben avantür koymadan çeker miyim sırf seks filmi? Öpüşme sahnesi var. Yap yap yapıyorlar. Hayır dedim. Özel hayatınızda nasıl sevişiyorsanız aynısını istiyorum dedim. Asistanıma dedim ki sen çekeceksin ben çıkıyorum. Belki benden çekinirler dedim. Aynı dedim özel hayatlarında nasıl sevişiyorlarsa aynısı çekilecek burada dedim. Ve ben çıktım asistanım çekti ki aynısını çekmiş. Her şeyi hakiki olsun isterim yani. Dövüşü nasıl istediğim gibi, dramı şu. Onu da öyle hakiki istediğim için pek üstünde durmadım. Sinemayı bıraktım 77 senesinde bir daha da döndüm. Eğer Yeşilçam bitmeseydi hala ben herhalde daha rejisörlük yapardım. Türk sinemasına gelmiş geçmiş en kadın rejisörlerin içinde en çok film yapan benmişim. 35 film yapmışım. Demek ki benden bir şeyler almışlar. Filmlerim iş yapmış, ben bir şeye hitap etmişim ki bana 35 film rejisörlük yaptırmışlar.